futbolun şehirlerinde her hafta Anadolu'nun farklı bir köşesinde olacağımızı söylemiştik. Bu kez biraz daha iddialı bir söylemle karşınızdayız. Çünkü bu sefer dünyanın merkezindeyiz. Evet, dünyanın merkezi Çorum'dayız. 2019'da Google Earth dünyanın merkezi olarak tam da bu noktayı, yani Çorum'u belirledi. Kütlesel merkez olarak da Çorum'u gösterdi. Dolayısıyla dünyanın merkezi Çorum olarak kabul ediliyor. Biz de dünyanın merkezine bir yolculuk yaptık. Peki bu bölümde neler var? Tabii ki futbol olacak. Çorum FK'nın son durumunu, hedeflerini sizler için inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra Çorum'un meşhur leblebisi, Çorum'un meşhur yemekleri, ayrıca Çorum'da görülmesi gereken tüm yerleri bu programda izleyebileceksiniz. Hititlerin başkenti buradaydı, Hatuşaş. Hatuşaş'ı sizler için gezdik. Bunun yanı sıra Hasan Paşa kim? Hasan Paşa Çorum'a neler yaptı? Bunları da programda izleyeceksiniz. Dedim ya, dünyanın merkezindeyiz. O zaman dop dolu bir program bizleri bekliyor demektir. Hadi başlayalım. Çorum merkezde Ulu Cami'deyiz. Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Zekeriya Işık yanımızda. Evet. Onunla birlikte burada birkaç yeri gezeceğiz aslında ama öncelikle Ulu Cami'ye geldik. Buranın tarihçesinden, hikayesinden bahsedeceğiz. Ve tabii ki Çorum için öneminden. Bu yapının 3. Alaaddin Keykubat'ın azatlı kölelerinden Hayrettin Bey adında bir şahıs tarafından yaptırıldığı genel kabuldür. 13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığı düşünülüyor. İçeride tarihi minberi hala duruyor. O minberdeki vakfiyede ise 1306-1307 tarihleri yazılı ki bazı araştırmacılar da bu tarihi, bu caminin kuruluş tarihi olarak kabul ederler. Öyle ya da böyle 7 asırı aşkın ayakta duran bir tarihi maverin, ibadethanenin şehrin merkezindeki bir yapıdan bahsediyoruz. Camiye girdiğinizde bir ikinci kattan da evet, bahsedilebilir. O ikinci kat ise 1911 yılında daha sonradan ihtiyaca binaen son cemaat bölümüne eklemlendiği görülüyor. Tabii cami böylesi bir avluya sahip. Avluda 3 tane de giriş bölgesi var. Bugün de merkez cami, bugün de hemen hemen ahalinin, halkın cenazelerinin kaldırıldığı merkez cami burasıdır. O zaman da burada 4 tane musalla taşının olduğunu biliyoruz. Yine bu avluda daha sonra bir medresenin inşa edildiğini, Müşir Hasan Paşa tarafından buraya bir kütüphane inşa edildiğini bu avlu içerisine biliyoruz. Ama evet, bugün ne medrese hücrelerinden ne de Hasan Paşa kütüphanesinden maalesef eser kalmamıştır. Hasan Paşa'dan da bahsedeceğiz ama onun için kütüphaneye gidelim isterseniz. Tamam, olur. Dedik ya, dünyanın merkezi Çorum diye. Çorum'un merkezi de burası. Ulu Cami. Şimdi de Münşir Hasan Paşa Kütüphanesi'ndeyiz. Münşir Hasan Paşa kim? Aslında biraz kamuoyunda 7-8 Hasan Paşa olarak bilinen, özellikle İstanbul'da, Beşiktaş'ta oturanların çok yakından belki de tanıdığı, adına birçok orada yer olan evet, Hasan Paşa. Neden 7-8 Hasan Paşa denmiş? Şimdi şöyle, aslında 7-8 Hasan Paşa ibaresi 1940'lardan sonra, özellikle 50'lerden sonra meşhur olmuş bir tabir. İçinde bulunduğumuz bina onun ismine, o yazma eserlerin buraya taşındığı ve araştırmacıların hizmetine sunulduğu bir bina burası. İkinci dokunduğu yer neresi derseniz, bir kaza olarak Bozok sancağına evet, bağlıyken Çorum'a dokunuyor ve Çorum'un Ankara eyaletine bağlı bir sancak merkezi olmasında, hatta Cumhuriyet döneminde belki il olmasına doğru evrilmesinde evet,
şehre dokunmuş oluyor. Diğer önemli bir husus da Saat Kulesi'nin inşa edilmesi süreci tamamıyla paşanın gayretleriyle oluyor. Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'ndeyiz. Burası 2015 yılında açıldı ve o tarihten bu yana da pek çok sergiye ev sahipliği yaptı. Aslında Çorum'un tam merkezinde bina olarak da çok güzel bir bina, girişi güzel. İçerisi son derece güzel dizayn edilmiş. Burada çok önemli ressamların da eserleri var. Mustafa Ayaz'ın, Süleyman Saim Tekcan'ın eserleri burada daimi olarak sergileniyor. Aslında iki bölümden oluşuyor. İçinde olduğumuz bölüm daimi sergi olarak her zaman var burada. Dıştaki bölümde ise sürekli sergiler değişiyor ve çeşitli ressamların eserleri orada sergileniyor. Buraya geldiğiniz zaman Çorum'un merkezinde bu sanat galerisini gezdiğiniz zaman aslında çoğu Çorum'a ait objeleri burada bulabiliyorsunuz. Tabii burası Hititlerin başkenti, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Pek çok unik eser var burada. Pek çok arkeolojik tarihi eser var. Onlarla ilgili yapılan resimleri ağırlıklı olarak burada görebiliyorsunuz. Çorum Müzesi'ndeyiz. Çorum Müzesi'nde pek çok eser sergileniyor ama onların içerisinde en önemlilerinden biri de bu vazo. Günümüze kadar da bayağı korunmuş bir şekilde ulaşmış. Bu vazo aslında Hititlerin yaptıkları töreni temsil ediyor. İlkbahar bayramı töreni. Aslında Hititler çok tanrılı bir dine inanıyorlar. Yaklaşık 1000 tane tanrıları olduğu da söyleniyor. Ve neredeyse yılın her günü o tanrılar için bir bayram yapıyorlar ama bunların içerisinde ilkbahar bayramı en önemlilerinden biri. Bu vazoda da o zaten resmedilmiş. En altta Hititlerin en önemli tanrısı olan fırtına tanrısının kutsal hayvanı boğa var. En alt bölümde boğaları görebiliyoruz. Hemen bir üstündeki bölümde katman katman gidersek kurban edilmesi için hazırlanan hayvanlar, adaklar ve onların kurban edildiği yerler çok açık biçimde gözüküyor. Bir üstünde yine tören hazırlıkları var. Dediğim gibi her gün bayram, her gün tören ve bu törenler çok büyük önem taşıyor onlar için. O törenin hazırlıkları ve en üstte de zaten müzik aletleriyle birlikte çalgıcılar ve tören gerçekleşiyor. Aslında aynadan da baktığımız zaman üstte 4 tane boğa başı görüyoruz ve testinin de şeklini anlayabiliyoruz. Bu şekil şunun için önemli, orada kurban edilen hayvanların kanları bir şekilde buradan akıtılıp o hazneden içeriye doğru dolduğu düşünülüyor ya da işte törende kullanılan içtikleri sıvının oradan doldurulduğu düşünülüyor ve yine 4 tane boğa başı da testin içine doğru bakıyor. Dediğim gibi buradaki en önemli eserlerden biri bu. Çorum Müzesi'ndeyiz. Alacaöyük'ten çıkartılan Kral ve Kraliçe mezarlarının burada bir replikası
yer alıyor. O dönem bu mezarlar büyük bir önem taşıyordu. Ve aslında burada bulunan bir eser yıllarca da simge haline geldi. Hitit Güneşi olarak biliyoruz biz ama aslında Hattilere ait ve Hatti Güneşi olarak demek daha doğru. Çünkü Hattiler daha önce yaşamış bir topluluk Hititlerden bu topraklarda. Ama yıllarca Ankara'da da biliyorsunuz bir heykeli vardı ve simge olarak da kullanıldı. Neyi temsil ediyor? Evreni, Tanrı'yı ve dünyayı temsil ediyor bu güneş. İki boğanın kutsal hayvan olarak boynuzları yer alıyor. Yine geyiklerin boynuzları da bu güneşin içerisinde yer alabiliyor. Alacayük'ten çıkmış en önemli, en unik eser olarak bu Hatti Güneşi'ni, Hitit Güneşi'ni söyleyebiliriz. Çorum'a gelmişken buradaki meşhur İskilip dolmasının tadına bakmadan dönülmez. Gerçekten de Türkiye'de belki de tek burada yiyebileceğiniz bir ürün İskilip dolması. Mustafa Genç Can'la birlikteyiz. Bu İskilip dolmasının sırrını, nasıl bu kadar lezzetli olduğunu ve yapılışını bize anlatacak. Yemeğimiz Osmanlı'da zafer yemeği olarak geçiyor. Tahmini 500 yıllık bir yemek. Yemeğimizin özelliği nedir? Bakır kazanlarda yapılır. Önce pilavımız yapılır. Pilavımız soğuduktan sonra belli bir aşamaları vardır. O aşamalar bittikten sonra bez çuvallara doldururuz. Dolma ismi de buradan geliyor. Normalde ismi İskilip Cağ Dolması'dır. Önce pirincimizi ısıtarak başlarız. Evet. Bir saate yakın tuzlu suda bekletiriz. Çünkü pirincin mukavemeti artsın diye. Kazanın altına et döşedikten sonra suyunu ilave ederiz. Tuzunu, karabiberini, yağını ilave ederiz. Ortaya bir tane sacayak oturturuz. Sacayak neyi sağlıyor? Bize desteği sağlıyor. Sacayağın üzerine de bir tane tepsi koruz. O tepsinin üzerine de daha önce yapmış olduğumuz iskilip dolmasını, bez çuvallardaki, cağlardaki iskilip dolmasını yerleştiririz. Yerleştirdikten sonra kazanın etrafını hamurla kapatırız. Sadece bir tane buhar deliği bırakırız kazandan. Bu da aynı zamanda dünyanın ilk düdüklü tencere olma özelliğini taşıyor. Çorum FK şehrimizin en önemli, şehrimize değer katan ve bizim bir olmamızı, bizim sevgimizi, şehrimize olan sevgimizi anlattığımız en önemli bizim gözümüzde kulüp. Şehrimizde tutkuyu, aşkı yansıttığımız bizim için en önemli değerlerden bir tanesi. Sonuna kadar destekliyoruz, arkasındayız inşallah. Fatih Başkanımızla birlikte son yıllarda belli bir çıkış yakaladık. Yeni yapılan şehir stadımızla birlikte kısa süre içerisinde kendimizi Süper Lig'e hazırladığımızı düşünüyorum. Kırmızı siyah renkler şehir için çok şey ifade ediyor. Yaklaşık 40 yıldır o renklerin peşinde deplasmanlara giden, şehir içindeki maçlarda 90 dakika susmadan destekleyen taraftarlar için her zaman peşlerinden koştukları inanılmaz bir övünç kaynağı bu şehir için. Profesyonel liglerdeki tek futbol kulübümüz, şehrin birleştirici unsuru. O yüzden her zaman arkasındayız takımımızın. Çorumumuzun birleştirici unsuru Çorum Spor herkesi kucaklıyor. Çorum'un gurur kaynağı. Biz de Çorum Spor'un arkasındayız. Çorum Spor'u canı gönülden destekliyoruz.
Çorum Spor'un daha iyi yerlere çıkması için de elimizden gelen desteği de veriyoruz. Çorum denince ilk akla gelen şey tabii ki leblebi. Meşhur Çorum leblebisi nasıl yapılır? Neden meşhur olmuştur? Bunları öğrenmek için bunu yapan önemli ustalardan biri olan Yaşar Bodur'un yanına geldik. Evet, Çorum leblebisi tüm Türkiye'de, tüm dünyada biliniyor hatta. Evet. Siz de en önemli ustalardan birisiniz. Nedir bunun sırrı? Onunla başlayalım. Efendim, leblebicilik baba sanatı olduğu için yaklaşık 63 yıldır ben bu sanatın içindeyim. Sanatımı çok seviyorum. Sanatım ilimizin, ülkemizin ismini dünyaya duyuran, insanlık alemine duyuran bir sanat. Nasıl yapılıyor? Aşamalarından bahsedeceğiz. Efendim. Aşamaları bize anlatabilir misiniz? Elemiş nohudu eledikten sonra bir de taşını çöpünü ayıtlarız. Ondan sonra bir sefer fırınlarız. 5-6 gün sonra bir daha fırınlarız. Eğer usta gerekli görürse üçüncü fırınlamayı da 5-6 gün sonra, yani 15 gün kadar fırınlama işlemine zaman ayırmış olur. Fırınlanmış nohudu en az bir ay kadar 20 santim kalınlığında hava akımının olduğu bir yere sermek en uygun bir şeydir efendim. Zaman zaman da karıştırmak gerekiyor. Bundan sonra ne kadar leblebiye dönüştüreceksek o serili nohudu ıslamak için, yarın yani leblebiye dönüştüreceğimiz, bir gün sonra dönüştüreceğimiz miktarda nohudu ölçülü bir şekilde ıslarız. Bir gün veya 24 saat veya 20 saat sulanmış nohudun durması gerekir. Sulanmış nohudu da sabahleyin ilk iş olarak nohudu eleriz. Nohut eleme esnasında şu gördüğünüz özel ocağımızı yakar, belli bir kaloriye gelmesini sağlarız. Son işlemi de orada yapıyorsunuz. Ondan sonra da efendim şu altı gördüğünüz tokmağı torna yaparak, her gün torna yaparak ıslanmış nohudu kabuğunu soydurarak şu hale getiririz efendim. Yani şu hale getiririz. Önce tüketiciye ulaştıracağımız zamanda bir de kızartırız. Son 5 sefer veya 4 sefer veya 5 sefer ocak işlemi görür. 60 gün kadar zaman geçer. 1 kilo nohut bu kadar işlemden sonra 600 gram leblebi olarak kalır efendim, saat olarak. Çorum FK şehrimizin için birleştirici tek markadır. Bizler genç kardeşlerimizle, abilerimizle, taraftardan sorumlu yöneticimizle her zaman bulunduğumuz mekanda omuz omuza iç içeyiz. Yani bizim sevdamız, bizim derdimiz sadece Çorum FK. Çorum Spor, Çorum'un tek marka değeridir. İnşallah Allah nasip eder, bir gün bizlere bu süper denilen lige bizler de çıkarız ve Çorum FK ismini, Çorum Spor'umuzun bayrağını her yerde duyururuz. Biz yıllardır bu kulübün peşine koştuk. 1960'dan beri bu şehre, bu takıma sahip çıktık. Tabii tüm taraftarlarımıza, biz onlara da güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz. İçimizden yetişen bir Fatih Hoca'nın bugün bizi, geldiği 4. yılı bu, 2. yılında bizi bir yükseğe attı. Biz artık üstlüklere çıkmak istiyoruz. Yani bu şehir çok güzel şeyler hak ediyor. Ya inşallah ben iyi olacağına ve bu yılda bu takımın başaracağımıza ben yürekten inanıyorum. Arma bizler için çok değerlidir. Çünkü tribünden gelen insanlarız. Yıllardır bu tribünlerdeyiz. Bu bir bayrak yarışı gibi düşünelim. Sürekli deplasmanlara giden insanlarız. Arma aşkını bilen insanlarız. Yani armanın olduğu yerde biz her zaman varırız.
her hafta maç başlarına, maç başlamadan önce buraya gelir, taraftarlarımız toplanır. Burada besteler söner. Buradan konvoy halinde gideriz. Bazen kortej halinde gidiyoruz tribüne. Bu sene seyirciden çoğu mutluyuz. Allah razı olsun hepsine. Hınca hınç dolduruyor. Bu sene inşallah el birliğiyle bu takımı buradan çıkaracağız yani. Takımımız da iyi. Güveniyoruz. Takımımıza sonuna kadar da inanıyoruz. Öncelikle birincilik hedefimiz, orada da 3-4 yıl kalabilirsek Allah bize o günleri gösterirse ne mutlu bize. Bizde bu sevda nasıl başladı? Çok erken yaşlarda başladı. Yani gözümüzü Çorum Spor'la açtık desek mübalağa etmiş sayılmayız. Çünkü ilkokulda okuldan çıkar çıkmaz gazeteleri biriktirip konfeti yapardık. Pazar gününe maça yetiştirelim diye. Çorum Spor çok güzel yerleri hak ediyor aslında. Yani şu anda ikinci ligdeyiz ama bizim de hedeflerimiz büyük. Çorum'umuz şu anda kenetlendi. Her şeyiyle en iyi yerleri hak eden bir şehir. Bu sene inşallah daha bir kenetlendik. Çorum tek yumruk oldu. Şampiyonluk parolasıyla sezona başladık. Mottomuz Rota Kupa. İnşallah da öyle olacak. Ha, şu an her şey dört dörtlük gitmiyor ama kötü de gitmiyor. Ve inşallah Rota Kupa diye başladığımız sezonu kupayla bitireceğiz. İnşallah yüzümüz güler. Buradan da birinci lige selam çakıyorum. Bizim yerimizi ayırtsınlar. Seneye oradayız inşallah. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çorumlu! Bak işte! Şimşeğin her zaman yerinde, yürekte, kalplerde. Bu alemde kral biziz bak işte. Lay lay lay! Lay lay lay! Lay lay lay! Çorum'a bağlı Osmancık'tayız. Osmancık'ta arkamızda köprü var, Koyunbaba Köprüsü. Koyunbaba Köprüsü 2. Beyazıt döneminde yaptırılmış. Mimarı bilinmiyor. Kitabesinde herhangi bir izler rastlanmadı kimin yaptığıyla ilgili ama 2. Beyazıt döneminde 1489 yılında tamamlanmış. 250 metre uzunluğunda ve yapıldığında 19 gözden oluşuyormuş. Şu an 15 gözü açıkta. Zamanla o 4 göz hem ırmaktan gelen birikintilerle hem de yol yapılması sonucu ortadan kaldırılmış. 15 gözlü olarak şu anda sağlam bir şekilde günümüze kadar ulaşmış. Köprü ve kale birlikte burada çok güzel bir manzara oluşturuyor. Kızılırmak'ın üstünde Koyunbaba Köprüsü bölgede görülmesi gereken en önemli noktalardan biri. Osmancık'ta Koyunbaba Türbesi'ndeyiz. Kim Koyunbaba? 15. yüzyılda yaşamış. 16. yüzyılda onunla ilgili Vilayetname-i Koyunbaba eseri yazılmış ve o eserden elde edilen bilgilerle kim olduğunu belki de anlatabiliriz. Horasan'da doğuyor, Hazreti Ali'nin soyundan geliyor. Bir gün rüyasında Hazreti Peygamber'i görüyor ve hacca gitmesini istiyor. O hac vazifesini yerine getirip ondan sonra oradan dönüp Anadolu topraklarına geliyor. Ve o seyahat sırasında Evliya Çelebi'nin de yazdığına göre hayvanlara gösterdiği ilgi, hayvanlarla insanların eşit olduğunu sürekli anlatması, onları da anlamamız gerektiğini belirtmesi üzerine kendisine Koyunbaba lakabı takılıyor.
Osmancık'ın en meşhur ürünü, yerel lezzeti tabii ki Osmancık pirinci. Erkan Kanıtemiz'le birlikteyiz. Bu pirincin özelliği nedir? Osmancık pirinci neden bu kadar meşhur Türkiye'de? Size onları anlatmasını rica edeceğiz. Buranın hava şartları, toprak yapısı, iklim derken de pirince en uygun bir şehir. Yıllardan beri pirinç ekimi yapılıyor. Bu Osmancık 97 çeşidi, 97 yılından beri de Osmancık'ta ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde ekimi yapılan bir ürün. En iyi bu şekildeki tesislerimizde de işlenerek Türkiye'nin bütün illerine buradan sevk edilebiliyor. Peki tarihçesi nereye kadar gidiyor? Çok eskiden beri var mı Osmancık'ta pirinç üretimi? 1960'larda falan fabrikalar yapılmış buraya. Pirinç fabrikaları. Demek ki o yıllardan daha önce fabrika olmazken de pirinç ekiliyormuş buraya. Tabii yani. Mesela tahminime göre bir 100 yıla yakın var herhalde. Peki Osmancık pirinciyle ne yapılır? Hani şimdi pilavlık mıdır? Başka şeyde mi kullanılır? Osmancık pirincini nerede kullanıyorlar? Pirinç pilavında yapmak üzere kullanıyorlar. Peki yurt içi mi yurt dışı mı buradan üretim, satış? Yurt içi, genelde yurt içi. Genelde yurt içi. Yurt içi. Osmancık pirinciyle yapılan pilavın lezzetine doyumu olmuyor. Buradan evet. Bir kez daha tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çorum'da Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'la birlikteyiz. Hem tabii Çorum FK'yı konuşacağız hem de Çorum'u konuşacağız. Hoş geldiniz, buyurun. Sağ olun, hoş bulduk. Öncelikle Çorum'la başlayalım. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri Çorum. Siz nasıl anlatırsınız kültürel ve tarihi değerler olarak? 8000 yıllık kadim bir Anadolu kenti ve Hititlerle başlayan ve bizim bakımızda Hattilerle başlayan hatta bir tarihi var. 8000 yıllık geçmişe sahip çok güzel bir şehir. En önemli özelliklerinden bir tanesi şu, milattan önce böyle 2000'li yıllarda tarihin tanıklık ettiği ilk barış anlaşması da bu topraklarda Hititlerle Mısırlılar arasında yapılmış. Bu anlamda da biz şehrimizi tanıtırken kardeşliğin barışın merkezi diyoruz. Oraya atıf yaparak, Kadeş Barış Anlaşması'na atıf yaparak böyle yapıyoruz. Aynı zamanda dünyanın da merkezi. Bunda hiç şüphe yok. Bazen soruyorlar, başkanım bu nasıl oluyor dünyanın merkezi? Biz söylemiyoruz, herkes öyle söylüyor diyoruz. Evet, hakikaten de herkes öyle söylüyor. Ben şunu gözledim aslında, 2 gündür biz buradayız. Ve şehrin her tarafı yeşil ve çok sayıda park var. Bu insanlara spor yapmak için de bir imkan sağlıyor. Şüphesiz. Geçmişten bugüne hakikaten yeşile çok yatırım yapan şehirlerden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'deki metrekareye düşen şehirlerdeki yeşil miktarı 7-8 metrekare, bizim şehrimizde bu rakam 16.6 metrekare kişi başına düşen yeşil alan miktarı. Futbola gelelim. Bu stadyumdayız şu anda, onu da söyleyelim. Ve çok da güzel bir stat. Siz yaptınız, yani belediye yaptı sanıyorum burayı. Evet, burası Çorum Belediyesi tarafından yapılmış olan muazzam bir stat. Gerçekten de şehrimize yakışır bir stat ve Çorum FK'ya, futbol kulübümüze de yakışır bir stat seyircilerimizle beraber. Köklü bir futbol kültürü var şehrimizde. Geçmişten bugüne ciddi anlamda futbolla yatıp kalkan, hemen hemen böyle taraftar bakımından da çok ciddi bir taraftar olan, bir kitlesi olan bir spor futbol. Tüm Türkiye'de, dünyada olduğu gibi şehrimizde de fazlasıyla ilgi görüyor. Tabii bu stadyum inşallah Çorum sporumuza da uğurlu gelecek. Ben de onu soracağım. Nerede görmek istiyorsunuz Çorum FK'yı? Süper Lig'de görmek istiyoruz. Avrupa Liglerinde top koştursun istiyoruz. Çünkü biz iddialı bir şehiriz. Çorum her noktada, ekonomide, sanayide, kültürde, tarımda hemen hemen bunların tamamında ilk 10'a giriyor. Futbolda da, sporda da böyle olmalı. Sporun merkezi olması noktasında çalışmalarımız var ama Çorum FK'nın yeri, Çorum'un yeri mutlaka Süper Lig'dir.
1973 yılında ben 7 yaşındayken futbola Çorumspor, o zamanki ismi Çorumspor, ilk şampiyonluğunu 7 yaşında yaşamış birisi olarak o yıldan beri futbolun içerisindeyim. 30 yıldır da basın sektörünü olarak takip ediyorum bu Çorum futbolunu. Gerçekten tarif edilmez yaşanır derler. O anlamda gerçi yaklaşık 17 yıl şampiyonluk yaşamamış bir şehrin bir futbol severi olarak gerçekten büyük sıkıntılar yaşadık. Ama son yıllarda bunu aştık futbol sevgisi olarak, futbol başarısı olarak Çorum Spor. Özellikle işte bu bulunduğumuz stat ve Çorum FK için yapılan tesis Çorum Belediye'miz tarafından Çorum Futbol adına milat oldu. Ben 27 yıldır gazeteci olarak takip ediyorum. Öncesinde de çocukluğumda ve Çorumspor'u takip ettiğim için Çorum'da futbolun çok sevildiğini, Çorumspor'un çok özel olduğunu iyi bilen, yakından tanıyan biri olarak gerçekten de futbol çok seviliyor burada. Bakış gerçekten çok güzel. İnsanlar Çorum FK yenildiğinde ya da galip gelemediğinde gerçekten hafta boyunca mutsuzlar. Onu rahatlıkla görebiliyoruz. Sohbetlerimizde, konuşmalarımızda onu hissedebiliyoruz. Yani Çorum'da futbolun çok sevildiğini, dünyada olduğu gibi Çorum'da da çok sevildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sene de Çorumspor 2. ligde şampiyonun en güçlü adayıdır. Kurduğu kadroyla da favori gösterilmektedir. Her ne kadar saha sonuçları istediğimiz gibi olmasa da ilerleyen haftalarda Çorum FK'nın şampiyonluk yarışındaki yerini alacağını ve ligi domine edecek bir konuma geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Çorum'da Hattuşa Antik Şehri'ndeyiz. Şehrin en bilinen noktası Aslanlı Kapı'nın önündeyiz. Biraz buranın tarihçesinden bahsedecek olursak çok eskilere, milattan önce 18. yüzyıl, hatta daha eskisine de gitmek gerekiyor. O tarihte burada yaşayan Hattiler ve onların kralı Anita şehri lanetliyor ve daha sonrasında da şehir yakılıyor. Ama milattan önce 17. yüzyılda yine onların soyundan gelen Hititler buraya yerleşip eski şehrin üstüne yeni bir şehir yapıyorlar. Hattuşili hükümdarlığında burada yeni bir şehir inşa ediliyor ve yaklaşık 500 yıl boyunca bu şehirde yaşıyorlar. Tabii o sırada konuma baktığımız zaman kayalar ve şehrin ulaşılmaz olması nedeniyle iyi de korunuyor burası aslında. Ama güney tarafı biraz daha zayıf kaldığı için surlara rağmen güney tarafından defalarca saldırıya uğruyor şehir ve en sonunda da burada 500 yıl direnen Hititler önce şehri terk ediyorlar, sonra savunmasız kalan şehirde istilacılar tarafından yağmalanıyor ve Hititlerin buradaki hükümdarlığı sona eriyor. Peki günümüze kalan ne? Günümüze kalan belki en önemli noktalardan biri işte bu Aslanlı Kapı. Hitit aslanları var her iki tarafında ve en çok ziyaret edilen nokta burası demiştik. Şehrin yeni 7 ana giriş kapısı var ve burası da belki en önemli şehre giriş kapısı olarak günümüze kadar ulaşmış. Hattuşa Antik Şehri'nde yer kapındayız. Burası aslında bir yapay tepe. Yani burayı Hititler zamanında kendileri doldurmuşlar, bir tepe haline getirmişler ve sonrasında da şu anda gelmiş olduğum tüneli açmışlar. 71 metre uzunluğunda, yüksekliği 2-3 metre civarında olan bu tünel o dönemde törensel amaçlı kullanılıyormuş. Müzik.
Hatoşa Antik Şehri'nde en az Aslanlı Kapı kadar ziyaret edilen bir noktadayız. Arkamızda iki tane Sphinx var ve bu Sphinx'lerin aslında orijinalleri şu an müzedeler. Ama burada da birebir replikaları var. Aslında Sphinx biraz Mısır'a bizi götürüyor. Biraz Mısır etkisi olduğunu söyleyebiliriz Sphinx'lerde. Ve bu Mısır etkisiyle yapılmış Sphinx'ler. Üç farklı canlı var. İnsan yüzü var görüyorsunuz. Burada insan yüzü. Hemen yanda aslan ayakları. Ve yine kartalın kanatları var. Biliyoruz ki aslında o dönemde aslan karadaki gücü, kartal havadaki gücü temsil ediyor. Bir bakıma belki de şunu düşünmüşler. Öyle bir koruyucumuz var ki aslan gibi karada kuvvetli, kartal gibi havada kuvvetli ve bu şehri koruyor diye düşünmüş olabilirler bunları yaparken. Zaten koruyucu olarak gördükleri için kapıların üstüne bu sfenksleri yapmışlar. Şu an Boğazköy Müzesi'ndeyiz. Az önce söylediğim gibi Sphinx'lerin replikaları şu an tepedeydi. Orijinalleri ise bu müzede sergileniyorlar. Aslında bunların farklı bir hikayesi de var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. 1907'de Almanlarla ortak yapılan bir kazıda çıkartıldı bunlar. Boğazköy Sphinx olarak adlandırdığımız bu iki Sphinx. Ve onların restorasyonu için Almanya'ya gönderildi. Almanlar bu Sphinx'leri restore ettikten sonra iade edeceklerdi. Bir tanesini 1924 yılında iade ettiler. Hemen sol tarafında gördüğünüz Sphinx'i 24 yılında iade ettiler. Ama diğerinin iadesi bir hayli uzun sürdü. Ta ki 2011 yılına kadar. Ve ondan sonra da burada ait oldukları yerde bunların kendi topraklarında sergilenmeye başladı. Müzede en önemli noktalardan biri de Hitit tabletleri. Aslında tabletler o günkü pek çok olayı bizlere açıklıyor. Neler var bu tabletlerin içerisinde? Kralların birbirine yazdığı mektuplar var. Mesela Ramses'ten Hattusili'ye giden bir tablet var burada. Halkın kendi arasında birbirine gönderdiği tabletler, yazılı anlaşmalar. Ki bunların içerisinde en önemlisi yine burada bulunan Kadeş Anlaşması'nı bize anlatan tablet şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Şu an Yazılıkaya'dayız. Yine bölgedeki en çok ziyaret edilen noktalardan biri burası. İsmail Bektaş yanımızda ve burayla ilgili bilgiyi ondan alacağız. Burası Hititlerin başkenti efendim. Çok önemli bir yer. Bir de dünyanın merkezi olarak ilan edildi yani. Çok önemli bir uygarlık yaşamış burada Hititler. Burası da Hititlerin en büyük açık hava tapınağı Yazılıkaya. Yazılıkaya dediğimiz efendim iki odadan oluşmakta. 82 tane kabartma var, Tanrı ve Tanrıça kabartmaları. Yazılıkaya'nın bir önemi ise ilkbaharın gelişini kutluyorlar. Bir nevi Nevruz adlandırdığımız efendim. Peki,
Buradaki kabartmalarla ilgili biraz daha konuşalım. Aslında bölgede çok tapınak var. Evet. Ama burası en büyüğü ve en önemlisi belki de. Bütün büyük törenlerini burada mı yapıyorlar? Aynen efendim. Burası ibadet yeri yani. Bunların inançlarına göre bir nevi dediğim gibi Nevruz gibi adaklar kesiyorlar. Ayinler düzenliyorlar. Buradaki kabartmalarda solumuza döndüğümüzde ne bu tarafımızda evet. Krallar aynı yöne intikal ediyor. Sağ tarafta kraliçeler aynı yöne intikal ediyor. Aynı yöndeyken neresi efendim? Bunların gidiş düzergahı ana sahne kral ailesi. Yani tapınak arka kısımdaki görünen A odasındaki ana sahne kral ailesine doğru ibadet şeklinde kendi inançlarına göre intikal ediyorlar. Bir de askerler var biraz ileride gördük. Onlar ne isim geliyor? Onların önemi 12 yeraltı tanrısı olarak da geçiyor. Hititler o dönemde 12 ayı keşfetmişler. Ayrıyeten de 12 ay tanrısı olarak geçiyor hocam. Çorum'da meşhur tandır kebabın tadına bakmaya geldik ve Nazmi Usta ile birlikteyiz. Evet. Çorum'da o kadar meşhur ki buraya geldiğiniz zaman bu tandırı yemeden dönmeyin diyen insanların sayısı bir hayli fazlaydı. O zaman soralım Nazmi Usta'ya. Nedir bunu bu kadar meşhur yapan ve lezzetin sırrı nedir? Diyarbakır kuzusu, Çorum tandır kebabı, meşhur tandır kebabı. Hangi eti kullanıyorsunuz diye soracaktım. Yani, Diyarbakır kuzusu. Diyarbakır kuzunun bir özelliği var mı peki? Yani Diyarbakır'dan geliyor bizim. Yaylım olduğu için oralarda daha iyi. Biraz yapılış sürecinden bahsedelim. Eti işledikten sonra yani, neler yapıyorsunuz? Bir gün öncesi kasaptan alıyoruz etlerimizi. Ertesi gün sabahleyin 7-7.30'da geliyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. Saat 9-9.30'da atıyoruz. 11'de çıkıyor kebap. Bunu kurutmadan yavaş yavaş kısık ateşte. Mesela sabahleyin ocağımızı yaktığımız zaman direkt ateşe atmıyoruz. Bunu ocağımız bembeyaz oluyor yandıktan sonra. Yani odunlar köz olduktan sonra atıyoruz. Kısık ateşte pişmesi, kısık ateşte, yavaş yavaş pişmesi yavaş, bunun yani, lezzetini getiriyor. Yani 3-4 saat. Peki bir oturuşta ne kadar yiyen gördün en fazla burada? 800 gram mı yedi? Erzurumlu bir abimiz vardı. O yiyordu. Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım'la birlikteyiz. Tabii hepiniz onu yakından tanıyorsunuz aslında futbolculuğu döneminden. Şimdi de teknik direktör olarak burada Çorum'da. Hocam gördük ki burada çok büyük imkanlar var şehirde. Evet. Futbolu da seven bir şehir. Evet. Bu doğrultuda hedefleri kısa ve uzun vadede ne olması lazım Çorum'da? Tesis olarak, stat olarak Türkiye'nin birçok yerinde olmayan yerler var. Ve bu sene de başkanımızın kurduğu takım bu ligin birazcık üstünde gibi gözüküyor. Tek sıkıntımız yeni oluşan bir takım. Ama potansiyel olarak şehir inanılmaz keyifli ve taraftar inanılmaz ateşli. Bazen biz bunun aşırı baskı olduğunu hissediyoruz kendimizde ama bu da kazanma adına. Onlar da doğrusunu yapıyor. Vallahi bu potansiyelin başkanın bu kadar futbolu sevmesi, taraftarın bu kadar destek vermesi burayı şampiyonluğu hak ettiriyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Peki Süper Lig Çorum için bir hayal midir size göre? Siz gezdiniz tesisi.
şu tesisler hayal gibi mi gözüküyor? Hiç değil. Onu değil. Soruyorum. O yüzden hayal değil. Çünkü bu stat birçok şehir takımlarında yok. Çorum'da var. Bunu da sağlayan başkanımız, işte ki belediye başkanı, inanılmaz bir futbol şehri yapma adına güzel katkılar yapmışlar. Süper Lig'i çok net hak ediyor bence. Evet, sezon başı şampiyon parolasıyla çıktık yola. Ya maalesef iyi bir başlangıç yapamadık. Fakat dediğiniz gibi bir futbol şehri var burada. Süper Lig'de olmayan seyirci bizde var. Yani kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Yani şu an lig yeni başladı. Daha çok maç var önümüzde. Takıma güveniyorum. Gerçekten çok kaliteli bir kadromuz var. Sonuçlara yansıtamıyoruz maalesef. Ya sonuçlara yansıyacak umarım. Hani ben güveniyorum takımıma. Yani daha çok maç var, yani öyle korkacak bir şey yok. Bizim biraz seyircilerimiz biraz şey yapıyor ama kimse endişelenmesin. Toparlayacağız. Çorum Futbol Kulübü başkanımız geldikten sonra, Fatih Özcan geldikten sonra daha çok değer kazanan bir kulüp ve taraftarlar da kenetlenmiş, seyir sahip çıkıyor. Gördüğünüz gibi tesisimiz olsun, stadımız olsun, yani Süper Lig ayarında bir futbol kulübüyüz. İnşallah bu güzel kadroyla şampiyon olmamız gerekiyor açıkçası. O yüzden takım arkadaşıma ve hocama çok güveniyorum ve başarılı olacağımızı da düşünüyorum açıkçası. Ve bunun yanı sıra da Çorum halkı, Çorum Futbol Kulübü'nün taraftarı da çok inanıyor. Çok çok güzel bir ilgi var. İnşallah onların ilgisini de boşa çıkarmayız. Yani zaten sezon başı kurulurken hedefimiz şampiyonluktu. Hem Çorum taraftarının, hem futbolcularının, hem bütün camianın bu şehrin şampiyonluğa ihtiyacı var. İnşallah finalde de hocamızın da istediğini yerine getiririz ve şampiyon oluruz. Türkiye'de futbolun yeri çok ayrı her şehirde. Burada da öyle. Tabii biraz daha üstlüklerde bulunması gerekiyor bu atmosferin tamamen oturması için. Yani inşallah bu sene onu başarırız. Burada da o istenilen düzeydeki futbol kültürü bir an önce oluşur. Yok demiyorum ama tabii ligler çıktıkça, oyuncular farklılaştıkça bu da onunla aynı orantıda değişip güzelleşecektir. Onlar da bizimle beraber inşallah daha farklılaşır. Futbolun şehirlerinde bu hafta dünyanın merkezi Çorum'daydık ve Çorum'da kapanışı da Saat Kulesi'nin önünde yapıyoruz. Saat Kulesi burası için çok çok önemli tabii ki. Saat Kulesi'ni Hasan Paşa Çorum'a bir hediye olarak yaptırmış. Hasan Paşa'nın kim olduğundan programın içerisinde zaten bahsetmiştik. O Hasan Paşa İstanbul'da, Beşiktaş'ta da şu an pek çok eseri olan Hasan Paşa memleketi Çorum'a bu Saat Kulesi'ni hediye etmiş. Bu bölümde gerçekten çok güzel yerleri gezdik. Bir kere Hititlerin başkenti olan Hattuşaş hepimizi çok etkiledi. Hattuşaş gerçekten muhteşemdi.
aslında gezilmesi, görülmesi gereken yerlerin başında geliyor Çorum. Bunu bu programda bir kez daha anlamış olduk. Umarız siz de seyrettiğiniz bu bölümden büyük keyif almışsınızdır. Dedik ya, Anadolu'nun her köşesini gezeceğiz. Belki Anadolu'nun da dışına çıkacağız, gezeceğiz ama bu kez dünyanın merkezindeydik. Çorum'u izledik. Çorum FK'nın son durumunu sizlere aktardık. Bakalım haftaya Anadolu'nun hangi köşesinde olacağız? Dünyanın merkezinden hepinize mutlu günler. Hoşça kalın.